Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan ancak bonservis konusunda kulübü Young Boys ile bir türlü anlaşma sağlanamayan Christian Fasnak'ta sıcak gelişme var. Basındaki habere göre Young Boys kulübü 28 yaşındaki kanat oyuncusu Fasnak'ın lisansını iptal etti. Yaşanan bu gelişme sonrasında tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fasnak'ın adı uzun süredir Beşiktaş'la anılıyordu. İstanbul'a gelip siyah beyazı kulübün yöneticileriyle görüşen ve şehri gezen Fasnak anlaşmaya sıcak bakıyor. Kulüpler arasındaki görüşmelerde Young Boys'un oyuncu için 4 milyon euro istemesi Beşiktaş'ın da maksimum 2,5 milyon euroya kadar çıkması sonrasında anlaşma sağlanmamıştı. Bu gelişme sonrasında siyah beyazlı kulübün elinin daha rahat olduğu ve Fasnak transferine Beşiktaş'ın istediği şartlarda bitirmeye yakın olduğu iddia edildi. Ağustos ayının başında Young Boys oyuncunun diz sakatlığı yaşadığını ve bir ay sahalardan uzak kalacağını ifade etmişti. Christian Fasnak bu sezon 4 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetmişti. Öte yandan İsviçre ekibinden de bir açıklama geldi. Ülke basından blike konuşan Young Boys basın sözcüsü Albert sakatlanan veya transfer ihtimali olan futbolcuları listeden sildik. Fasnak'ın sakatlığı ciddi olduğu için şimdilik listeye almadık ifadelerini kullandı. Diğer yandan Fransa L'Equipe gazetesindeki bir habere göre siyah beyazlar Norveçli savunma oyuncusu Gregersen için Bordeaux'un kapısını çaldı. Beşiktaş'ın yaptığı teklif detaylarına yer verilmezken Bordeaux'un gelen teklifi geri çevirdiği ifade ediliyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerinde devam ettiği yazıldı. Stoperin yanı sıra ön libero'da da görev yapan Gregersen'in Fransız ekibiyle 2025 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Stein Gregersen 2021 yazında Molde'den Bordeaux'a 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 27 yaşındaki futbolcu Fransız ekibinde 30 maçta sahaya çıktı ve bir kez gol atma başarısı gösterdi. Son olarak siyah beyazlar daha önce de çok istediği Kaan Ayhan için yeniden devreye girdi. Sassuolo'dan ayrılmak isteyen milli futbolcu için temaslara başlayan Kartal, İtalya ekibinin bonservis konusundaki 5 milyon euroluk ısrarını kırmak istiyor. Kaan'ın da Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtilirken birkaç gün içinde bu transferin netleşmesi bekleniyor. Ayrıca Kaan Ayhan'la ilgili Sabah gazetesi Beşiktaş muhabiri o gün Şahinoğlu'da açıklamalar yapmıştı. Beşiktaş'ta sağ ayaklı bir stoper aranıyor. Şu an için Necip gayet iyi götürse de Beşiktaş'ın elinde sağ ayaklı yerli stoper yok. Yerli stoper denildiği zamanda da iki isim akla geliyor. Koray Günter ve Kaan Ayhan. Beşiktaş Koray Günter'le görüştü ama anlaşmaz sağlayamadı. O transfer artık olmayacak. Bu doğrultuda ben Beşiktaş'tan Kaan Ayhan hamlesi bekliyorum. İlerleyen günlerde bu transferle ilgili haberler görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Beşiktaş gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler. Thank you